Sayın Bakan, Sayın Bakan Yardımcıları. Burada birçok şeyden şikayetten ziyade Antalya'da 30 yıldır tarım yapan bir tarımcı milletvekiliniz olarak bazı konuları tespit etmek istiyorum. Sayın Bakanım da inşallah dinler, not alırlar. Tarımda zararların mücadelesinde en fazla kullanılan yöntem kimyasal mücadele, yani tarım ilaçları. Çünkü tarım ilacı kullanmak çok kolay. Tarım ilaçlarıyla kolay, ucuz, etkili deniliyor ama tarım ilaçları bir zehir, yani pestisit de deniliyor. İlaç kullanmak kısa vadede çözüm gibi görünse de uzun vadede ekolojiyi mahvediyor. Kullanıldığında ilacın %1'inden azı zararlıya, geri kalanı zehirin gerisi ise havaya, suya, toprağa karışıyor. Dolayısıyla biyolojik çeşitlilikte kaybımız oluyor. Bir de bu ilaçları kullandıktan sonra bir kısmı ürünlerin üzerinde kalıyor. Bu ürünleri gıda olarak kullanıyoruz. Sonuçta insan sağlığı bozuluyor. Ayrıca yurt dışına giden ürünler pestisitlere geri dönüyor. Bu da ihracatçılarımızın ve çiftçilerimizin büyük zarar etmesine yol açıyor. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye her yıl tarım ilaçlarına 600 milyon dolar ödüyor. Bunun yerine biyolojik mücadele yaygınlaşırsa hem bu masraftan hem de zararlıdan kurtulacağız. Hem de tarım ilaçlarının insan sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve ekonomimizde yol açtığı kayıpların önüne geçeceğiz. Bu nedenle bakanlığımızın biyolojik mücadeleye vereceği destek ve izleyeceği yol çok önemli. Destek deyince sadece çiftçiye dekar başına verilen para miktarı akla gelmemeli. Bugün 32 üniversitemizdeki ziraat fakültelerinde bitki koruma bölümü bulunuyor. Bu bölümlerde biyolojik mücadele ve çeşitlilik için gerekli yaptırımlar yapılmasına olanak sağlanmalıdır. Bu şekilde ülkemizde yeten, hatta fazlasını sağlayacak faydalı böcek kitle üretimleri gerçekleştirebilir. Örneğin Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitki koruma bölümünde kitle böcek üretimi yapılıyor. Aldığımız bilgiye göre şu anda 50 milyon üretecek kapasiteye gelinmiş. Türkiye bu faydalı böcekler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi ama biyolojik çeşitliliğimizi katma değer ürünlere neden dönüştüremiyoruz? Bu konuda bir sorun var. Bakalım bunu da not alırsa. Parasal desteklemeler konusunda ise 20 Ekim tarihli resmi gazetede 2022 yılı tarımsal desteklemeler açıklandı. Bunlar 2023 bütçesinde verilecek. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğine bakıldığında örtü altı üretimde dekar başına paket böcek desteği 850 lira, açık alan üretimde ise paket desteği 290 lira olacak şekilde düzenlenmiş. Bu miktarlar önceki yıllara göre 60 sanılabilir. Ama diğer tüm alanlar ürünlerde olduğu gibi maliyet yerinde saymıyor. Örneğin 2020 yılında desteklemeler 400 lirayken maliyeti, böceğe dönme maliyeti 900 liraydı. Yani bu destekleme maliyetin %44.4'ünü karşılıyordu. 2021 yılında 500 lirayken maliyet 1600 liraya çıktı. Şimdi ise destekleme 850 lira ama maliyet 5500 liraya yükselmiş. Yani %44.4'ten 15.45'e düşmüş. Kısacası bu desteklemeler devede kulak şeklinde kalıyor. Bir de bambu arısından bahsetmek istiyorum seralarda kullandığımız. Kovanı 2019 yılında 150 lirayken 65 lira destekleme vermişiz bakanlık olarak. Bu 65 lira destekleme bugüne kadar sürmüş. O zamanlar enflasyon çok düşük olduğunda bu desteklemeler arasındaki fark çok önemli kabul edilmemiş. Ama şimdi Eylül itibariyle arı kovanı 450 lira olmuş, desteklemeye ancak siz 35 lira fark yapmışsınız. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten sağlıklı gıdaya, sağlıklı bir yapıya erişmek istiyorsak biyolojik mücadeleye çok önem vermemiz gerekiyor. Bir de bu e-devlet üzerinden yaptığımız bu ÇKS kayıtları var, ÖKS kayıtları var. Bunlar çiftçi açısından büyük önem arz ediyor. Bunun için teşekkür ediyorum. Ama örtü altı kayıt sistemi, yani seracılıkta yapılan kayıt sistemi bu karşılamıyor. E-devlete çiftçi giremiyor. Bu yüzden de tarım ilçe müdürlüklerinde ve il müdürlüklerinde büyük yığılmalar söz konusu oluyor. Buna dikkatinizi çekmek istedim. Bir de Tarsim konusunda, Tarsim bir afetten sonra zarar tazminatı yaparken Tarsim'in uyguladığı gürkü fatura üzerinden yapıyor. Bunu kaldırmak lazım. Çünkü enflasyon yokken pek önemli değildi. Ama şimdi enflasyonun arttığı bir dönemde buna dikkat etmek lazım.
Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün yine bir bütçe toplantısındayız. Bu son bütçe, umarım AKP'nin de son bütçesidir bu. Yine bu bütçenin içerisinde maalesef incelediğimizde, gördüğümüzde tarıma yeterince desteğin, payın ayrılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bütçe işçinin, emekçinin, memurun bütçesi olmadığı gibi eli öpülesi çiftçilerin hiçbir şekilde bütçesi değil. Çünkü çiftçiyi düşünmeyen, çiftçiye destek vermeyen bir bütçe görüyoruz. Şunu bilmemiz gerekiyor, tarım olmadan yaşam olmaz. Çünkü çiftçimiz üretmezse, gıdayı ortaya koymazsa yaşamın sürme şansı yok. Bu bir bilimsel gerçeklik ve bu bilimsel gerçeklikten yola çıkarsak maalesef şimdiki bu bütçede tarıma gerekli gerçek destekleri verilmediğini görüyoruz. Niçin bunu söylüyorum? 2006 yılında bir tarım kanunu çıkarıldı. Bu tarım kanunun 21. maddesinde der ki milli gelirin %1'inden aşağı olamaz tarımda destekleme. 2023'ün milli gelirinin yaklaşık 18.6 trilyon olduğunu düşünecek olursak %1'i 186 milyar yapar. Ancak sizin gördüğünüz 54 milyar bir destek bu üretime ve çiftçiye bir gördüğünüz bir reva mıdır? Özellikle şunu da söylemek isterim. Bir yasa ihtiyaç hasıl olduğunda çıkartılır. Yasaya da vatandaşların ve herkesin uyma zorunluluğu var. Vatandaş uymadığı zaman yasaya çeşitli cezaları var. Para cezası, hapis cezası gibi. Peki iktidar neden bu yasaya uymuyor? İktidarın bu özgürlüğü ne? Niye uymuyor? Çıkarılan bu yasaya neden uymuyor? Bu çok yanlış bir uygulama. Dolayısıyla iktidarımızın yasaya uyması ve çiftçilerimizin mutlak surette desteklenmesi gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, ürün girdileri 3 kat 4 kat artmış. Bunun karşılığında ürün çıktıları ise maalesef yerinde sayıyor. Şu göreceğiniz 1 kilogram pamuk. Bu pamuğu üreticilerimiz 1001 emekle üretir. Alın terinin, ellerin nasırıyla üretir. Ancak bu pamuk bu sene pamuk üreticileri maalesef yanıyor, yanıyor. Sayın Bakanım yanıyor. Çukurova'da pamuk üreticileri yanıyor. Sizin Adana'ya ve Hatay'a ziyaretinizde dediniz ki pamuk üreticilerini yedirmeyeceğim dediniz. Vallahi pamuk üreticilerini tüccarlar özel piyasa yedi içti. Çiftçi de yandı bitti kül oldu. Şu anda geçen sene bir kilogram pamukla yaklaşık 3 litre mazot alınırken şimdi aynı mazotu 6 kilogram pamukla almak durumundalar. Yani pamuk üreticisini şu anda korumasız bıraktınız. Maalesef öyle oldu. Üretici ne yapacağını şaşırmış durumda. Bari hiç değilse uygulamış olduğunuz yağlı tohumlardaki destekleme primini maliyetle satılan satış fiyatıyla piyasada giden fiyatın arasındaki farkı fark olarak verin diyorum. Üreticiyi kurtarın. Üretici artık mazot alamıyor. Biraz önce mazot dedim. Mazotun litresi geçen sene 6,5 liraydı. Şu anda 28 lira ve şu anda üretici kontağını traktörün çeviremiyor. Maalesef altından daha değerli oldu. Böyle suç pet şişelerinde gezdiği üretici mazotu izleyebilsin diye. Ancak izlemeye yetiyor. Yine gübre, bu gördüğünüz 1 kilogram gübre 2019 yılında dikkat edin 1400 liraydı. 2020 yılında 1800 lira oldu, 2021 yılında 4000 lira oldu, 2022 yılında şu anda gübrenin fiyatı 14000 lira. Bu maliyetin altından üretici kalkamaz. Bu gübre de kullanılmayınca verimde maalesef düşmeler meydana geliyor. Üreticinin feryadını duymanız gerekiyor. Bir diğer konuda siz
de bir bilim insanısınız, üniversitede yıllarca hocalık yaptınız. Şunu özellikle altını çiziyorum. Ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, veteriner hekimler ve birçok meslek grubu, on binlerce atama bekleyen meslektaşlarımız var. Bunu lütfen duyun. Bu genç meslektaşlarımızın sesine, çığlığına çözüm bulun, çare olun diyorum. Teşekkür ediyorum. Bakan, değerli bürokratlar, basın mensupları ve burada çalışan arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim konumuz su ürünleri ve balıkçılık. Türkiye'deki şu anda balıkçılıkla ilgili çok büyük tahribatlar yaşanıyor. Özellikle son mazot fiyatlarının artışıyla balıkçılarımız denize çıkamaz oldu. Yani üretemez hale geldiler. Bu devamlı bize gelen balıkçılardan bir serzeniş. Çok ciddi sorunlarımız var. Üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede, dört tane denizi olan bir ülkede bu yaşanan sorunlar 1940'lardan başlayan politikaların ve 2002 yılından sonra bu deniz ve balıkçılarımıza verilmeyen değerin sonucu olmuştur. Balıklarımızın, tutulan balıklarımızın taban fiyatı bile yok. Balıkçılık diye bir meslek de yok. Meslek tanımı yapılmamış daha. Sosyal güvenlikle ilgili hiçbir düzenleme, hiçbir hakları yok. Balıkçılarımız çok ciddi gelecekle ilgili kaygı yaşıyorlar. Ülkemizde iklim değişikliği yaşanıyor. Akdeniz, Ege'ye, Ege, Marmara, Marmara, Karadeniz'e doğru bir ısınma söz konusu ve hiçbir önlem şu anda alınmış değil. Yani bölgesel ve mevsimsel olarak bir balıkçılığa geçilmesi lazım. Sayın Bakanım, ilk göreve geldiğinizde tanışmıştık, size bazı konuları aksettirmiştim. Çok umutluydum, umutlarım halen devam ediyor. Zor göreviniz, tarıma bakıyorsunuz, ormana bakıyorsunuz, iç sulara, gıdaya, baraja, göllere, hayvana, tohuma, yangına. Çok zor bir görev ama denizlerimiz de çok önemli. Dünyada stratejik ve jeopolitik konumu olan ender ülkelerde üç tarafı denizlerle çevrili. Hep bir talebimiz oluştu. Bunu da inşallah iktidarımızda gerçekleştireceğiz. Su Ürünleri ve Balıkçılık Bakanlığı. Sadece sizin bakanlığınızın nezdinde küçük bir bünyede kontrol edemeyecek kadar denizlerimiz verimli ve büyük. Çok acil önlemler almamız lazım. Denizlerimiz kirleniyor, kıyılar bozuluyor, habitatlar dağılmaya başladı. Yani önlemler alamazsak 2 yıl sonra Türkiye'de balıkçılık diye bir şey olmayacak. Evet, üretimle ilgili belki Türkiye'de ender ihraç ürünlerimizden canlı ihraç edilen balık ihraç ediyoruz. Ama öyle bir yayıldık ki alanlara, normal kendi denizlerimizin balıklarını yok edecek kadar, balıkçılarımıza alan bırakmayacak kadar yayıldık. Bence ölçeksiz ve plansız gidiyoruz bu konuda. Bu kitapçıktaki bugünkü konuşmanızda sadece üretim. Evet, denizlerdeki bizim balıkçılarımızın tuttuğu balık da üretim balığı aslında. Afrika'ya kapıları açtık da Türkiye'deki denizlere kapıları kapattık. Belki kutuplara kapılarımızı açtık ama ülkemizin denizlerimize kapıları öyle bir kapattık ki bu bize geri dönüşü çok ağır ve maliyetli olacak. Onun için acil önlem. 28 tane ilimiz var. İleri derecede biyolojik arıtma tesislerini kurmazsak denizlerimiz artık yok olma. Müsilaj da bunun sonucuydu aslında. Eskiden deniz her şeyi yutar derlerdi. Şimdi deniz her şeyi kusuyor, geri yolluyor bize. O kadar önemli bir konu ki bunu el birliğiyle, yani bu işin iktidarı, muhalefeti, ocusu bucusu yok. Bu ülkede 85 milyon yaşıyorsa 85 milyon kişi bu denizlerden sorumlu. Biri deniz kenarına gider, seyreder. Biri balık tutar, biri ticaretini yapar. Biri deniz yollarıyla ulaşım sağlar. Ama eğer bu denizlerimizi ötekileştirirsek, dikkat etmezsek bundan 2 yıl sonra burada birçok demişiz, 49'dan 87'ye korunan tür sayısı da 20'den 66'ya çıkarttık. Karadeniz'de 56 balık çeşidi 22'ye indi. 22'ye inen çeşitten de ekonomik değeri olan 7. İskenderun Körfezi'ne bakıyorsunuz, sular ısınmış. İyice istilacı türler yerleşmeye başlamış. Bizim kendi doğal balıklarımız yok olmaya başladı. Gelin el birliğiyle şu süreçte bir başlatalım, el birliğiyle şu denizlerimizi bir koruma yoluna gidelim. Bir de kısaca şundan da bir diyeyim.
Adana'da övündüğümüz, övündüğünüz ihtisas, Suriyelilere ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacaktı. Evet, bir şey bir devam ediyor ama oranın valisi kendinde bir kibir, kendinde bir değişik algı içine girmiş, önünü engellemiş durumda. Dünyada tek dediğimiz yer, beraber arkadaşlarımızla burada Adana milletvekillerimizle, diğer arkadaşlarımızla çok ince noktasına kadar çalıştığımız nokta, bir 15 saniye daha rica ediyorum. Son cümlenizi alalım. Evet, çok övündüğümüz nokta, çok tökezleyerek gidiyor. Bu konuya da önem arz ederseniz çok sevinirim Sayın Bakan. Teşekkür ederim. Değerli komisyon üyeleri, sayın milletvekilleri, değerli bürokratlarımız ve basınımızın kıymetli temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 kesin hesap 2023 bütçesini görüşüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ayrılan bütçe 2023 için 133 milyar 682 milyon 205 bin lira olarak belirlenmiş. Ancak daha önceki konuşmalarımızda da söylediğimiz gibi 2023 bütçesi bir faiz ve borç ödeme bütçesi olduğundan hangi bakanlık olursa olsun ayrılan bütçeler yetmeyecektir. Ama şunu da söyleyebiliriz ki Sayın Bakan, sizin politikalarınıza belki yeterli gelecektir bu bütçe. Şimdi Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı programında tarım bölümü şöyle başlıyor. Covid-19 sonrası dünya ekonomilerinde yaşanan sorunlar, ülkelere gıda arz güvenliğinin sağlanması, kendi kendine yetebilirlik ve üretim planlaması konularında daha fazla çalışılması gerektiğini göstermiştir. Tarımsal üretimde yüksek girdi maliyetleri, tedarik zincirlerinde aksamalar, ülkelerin gıda stoklarını artırma yönündeki eğilimler, tarım ürünleri fiyatlarının artmasına ve hane halkının yeterli gıdaya ulaşamamasına neden olmaktadır deniyor. Çok güzel, kutluyoruz sizi, alkışlıyoruz. 20 yılın sonunda tarımsal üretimin ve hayvancılığın bitme noktasına getirilmesinden sonra iktidarınız sayesinde Türkiye'de gıda güvenliğinin stratejik önemini idrak etmenizi kutluyoruz. Ama 20 yılda bu ülkeye çok şey kaybettirdiniz Sayın Bakan. Çiftçiyi üretemez hale getirdiniz. Bakın, kayıtlı çiftçi sayımız son 10 yılda %55 civarında, yani yarı yarıya azaldı. Ekilen tarım alanları son 19 yılda ise %12 azaldı. 4.8 milyon hektar ekili alan kaybedildi. Yanlış ekonomi politikalarınız nedeniyle TÜİK'in geçen hafta açıkladığı tarım girdi fiyatları endeksinde yıllık enflasyon artışı Ağustos 2022 itibariyle %135'i aşmış durumda. Tarımın temel girdisi olan gübre, ilaç gibi ürünlerde yıllık enflasyonun %200'ü aşması, gübre fiyatlarının 3 katı artması, üreticinin gübre kullanımının azaltmasına ya da tümüyle vazgeçmesine zemin hazırlıyor. Tabii ki bu arada ürün açığı da büyüyor ve bir zincirleme reaksiyon görüyoruz. Girdi fiyatlarında bu yükseliş çiftçiyi, üreticiyi, üretimini sürdüremez noktaya getiriyor. Buna paralel olarak pazarlara, marketlere arz edilen, sürülen ürünün azalması ürün kıtlığına neden oluyor. Temel gıda fiyatlarındaki yükseliş de bu şekilde tetikleniyor. Şimdi çiftçi üretim maliyetlerinden kaynaklanan açığını borçlanarak sürdürmek zorunda kalıyor. Çiftçi borcu bugün 242 milyar lirayı geçti Sayın Bakan. İktidara geldiğiniz dönemde çiftçinin bankaları olan borcu sadece 2.4 milyar liraydı. Aradaki uçurumu görüyorsunuz. Çiftçiye gerekli desteğin verildiğini iddia ediyorsunuz ama o da maalesef gerçek değil, öyle değil. 2007'den bugüne çiftçilere ödenmeyen destek toplam 327 milyar lirayı buldu. Bakanlığınızın bütçesinin 2,5 katı. 565 milyar lirayı faizi harcayacağımızı bütçenizin düşünürsek çiftçiye olan borcunuzu aslında bu kadar faiz ödeyeceğinizi ödeyebilirdiniz. 2023'te de tarımsal destek 54 milyar TL olarak açıklandı. Tarımsal üretimdeki maliyet artışlarına rağmen destek artış oranı sadece %16.3. Tarım kanunu 21. maddesine göre olması gereken miktar neydi? 134 milyar ayırmanız gerekiyordu.
Çiftçiye borcunuz gittikçe kabarıyor Sayın Bakan. Hayvancılıkta da durum farklı değil. Uygulanan yanlış politikalar nedeniyle büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri zarar ediyor. Süt ineklerini ve damızlık hayvanlarını satmak, kesime göndermek zorunda kalıyorlar. Vatandaşın etin, sütün, peynirin yanına yanaşamaz hale geldiğini artık hep birlikte görüyoruz. Üretim azaldıkça tarımdaki istihdam da azalıyor. TÜİK'e göre 2002'de tarımda istihdam 7 milyon 458 bin kişiyken Eylül 2021'de ise 4 milyon 974 bine düştü. Sonuç ne peki? Sonuç, bu insanlar büyük şehirlere göç etti, işsizler ordusuna katıldı. Haliyle çiftçilerimizin de yaş ortalaması, köylerde kalan çiftçilik yapmaya çalışanların yaş ortalaması yükseldi, çiftçimiz yaşlandı. Bu konuda politika geliştirmek 20 yılın sonunda bir zahmet aklınıza gelmiş. Sunumunuzda hepimiz köye dönmek istiyoruz dediniz. Kırsal yerleşim modeli ile bunu dönüşü sağlayacağız diyorsunuz. Ben bu sözlerinizi duyduğumda acaba muhalefet mi konuşuyor, iktidar mı konuşuyor karıştırdım. Çünkü 20 yılın sonunda böyle bir politika açıklanmaz Sayın Bakan. Bunun önlemini çok daha önceden almış olmanız gerekirdi. Sizin iktidar olarak bugüne kadar bir gıda politikanız oldu mu diye bakıyoruz. Hayır. Ne gıda politikanız ne de bir tarım politikanız oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı programında da böyle meli malı cekcakları ancak 20 yılın sonunda söylemek zorunda kalıyorsunuz. Bütçe harcamaları iktidarların siyasi tercihleriyle belirlenir. Sizin tercihlerinizde iktidar olarak faiz lobilerine ve müteahhitlerden yana olduğu için gıda stratejik bir ürün ama siz tarımı çok küçümsediniz. Çiftçiyi küçük gördünüz. Tarım alanlarını ranta açtınız ve gerekli destekleri de vermediniz. Tek politikanız tarımı ithalata bağımlı hale getirmek oldu. İyi yönetimler Sayın Bakan. Gelecekte sağlıklı nesiller bırakmak isterler ve sağlıklı, dengeli, protein ağırlıklı beslenmelerini sağlarlar gelecek nesillerin, çocuklarının yani. Biz ise ülkemizde bugün ekmeğin fiyatını ve ekmeğe erişimi konuşuyoruz. Bu utanç verici. Çocuklarımız yatağa aç giriyorlar. Süte bile erişemiyorlar artık. Beyin fonksiyonları yeterli gelişemiyor. Eğer biraz daha iktidarda kalırsanız ne yazık ki sizin gelecek mirasınız gelişimini tamamlayamamış, gelecekte iyi düşünemeyen, üretemeyen, başarısızlığa mahkum nesiller olacak. Şimdi bizim tarım politikalarımızda çok kısa değinmek istiyorum. Gıda arz güvenliğini önceleyen, üretimi destekleyen politikalarımız olacak. Biz sizin yaptığınızı yapmayacağız. Tarımsal üretimde planlamalar yapacağız. Tarımda çalışan gençlerin ve kadınların sigortalarını devlet olarak karşılayacağız ve teşvik edeceğiz. Stratejik üretimde üretimden önce fiyat açıklayacağız. Çiftçimizin kullanacağı mazottan ÖTV ve KDV'yi kaldıracağız. Çiftçimizin zarar etmemesini sağlayacağız. Daha çok ama süremin devamını açıkçası başka bir konuya ayırmak istiyorum Sayın Bakan. DSİ kurumundan bahsetmek istiyorum. İktidarımız uzun yıllardır imar düzenlemelerini beton lobisinin istekleri doğrultusunda arsa ve arazi rantı ve yağması üzerine şekillendiriyor. Karadeniz'de plansızca dağıtılan HES projesi lisansları, yine plansızca dağıtılan maden arama ruhsatları, jeotermal ve termik santral yapım izinleri gibi nedenlerle ülkemiz son yıllarda yaşanan deprem, orman yangınları, sel, baskın, heyelan, müsilaj, kuraklık gibi doğal kaynaklı afetlere karşı savunmasız kalmıştır. Devlet Su İşleri Kurumu da görevini yeterince yerine getirememiştir kendisine tanınan geniş bütçelere rağmen. İstanbul'un 2071 yılına kadar olan içme kullanma ve endüstri su ihtiyacının karşılanması için büyük iddiayla başlanan Melen Barajı'ndan bahsetmek istiyorum. Melen Barajı projesi sizin utanç projeniz haline geldi. Yapımı yılan hikayesine döndü. Bir İstanbul vekili olarak çok kısa geçmişinden bahsetmek istiyorum. Melen Barajı ihalesi 2012'de yapıldı. Bedeli 213 milyon 850 bin TL'ydi. Ama iş tamamlanamadı. 2016 yılında Melen Barajı ikmal ihalesi yani tamamlama ihalesi yapıldı. 271 milyon 548 milyon TL'ye. Daha sonra 2016'da gövdesinde çatlaklar meydana geldi ve bu tespit edildi.
2020 yılına geldiğimizde Menen Barajı güçlendirme projesi ihalesi 412 milyon 151 bin TL'ye yapıldı. Ancak ihaleyi alan şirket yetkilileri ihale kapsamında bazı projeleri uluslararası standartlara uygun olmadığı için yeniden hazırladı. Devlet su işleri ile beklenmeyen fiyat artışları konusunda anlaşamayınca tasfiye kararı alındı. Şimdi bugün DSİ tasfiye talebini kabul etti ve 8 Temmuz 2022'de çalışmalar durdu. 2016 yılında açılacağı duyurulan ve bugüne dek sadece inşaatı için 897 milyon lira harcanan baraj hala tamamlanamadı. Şimdi bu süreçte baraj zemininde açılmalar, bir dakika rica ediyorum bitirmek için. Sayın Başkan, ama şu... Başka soru cevap kısmında tamam. Orada kullanırsınız. Ama lütfen devam, tamamlamam için çünkü bir baştaki yere herkes aynı hakka sahip. Komisyon üyesi olarak kısa bir süre istiyoruz. Lütfen çok kısa. Çünkü Sayıştay raporuna değineceğim Sayın Başkan. Zaten kesin hesaplarla ilgili, Sayıştay raporlarıyla ilgili ayrı görüşmeleri kabul etmiyorsunuz. Hiç olmazsa şurada Sayıştay raporlarına birazcık değinelim lütfen. Müsamaha göstermenizi rica ediyorum. Bakın, bu süreçte baraj zemininde açılmalar olması nedeniyle ödenen güçlendirme bedelinin yükleniciden tahsil edilmesi için hiçbir işlem yapılmadığını Sayıştay raporları da ortaya koyuyor. Yani baraj imalatındaki sorunun Menen Barajı inşaatını ve ikmal inşaatını yapan firmaların kusurundan kaynaklanmadığını tespiti ve kusurlu bulunmaları halinde güçlendirme kapsamında yapılacak imalat bedellerinin bu yüklenici firmalardan tahsil edilebilmesi için tespit ve alacak davası açılması gerekirdi ama açılmamış Sayın Bakan. Açılması gerekmez miydi diyorum. Neden bu davalar açılmadı ve bu millet toplam 683 milyon liralık kamu zararına mahrum bırakıldı, zorunlu bırakıldı. Yine de bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Sayıştay'da daha birçok tespit var ama burada maalesef bunları konuşamıyoruz. Sayın Başkan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok kıymetli bakanım, bakanlığımızın çok değerli bürokratları, basınımızın değerli temsilcileri, Sayın Bakanımızın sunuş konuşmasını dikkatle hepimiz takip ettik. Ülkemizin hali hazırda en temel meselelerinden birisi, en çok üzerinde durulan, tartışılan ve tüm yurttaşlarımızı ilgilendiren gerek üretici, gerek tüketici, gerek sanayici, gerek ticaret erbabı olmak üzere herkesin çok yakın ilgi gösterdiği bir sektörün, bakanlığın bütçesi üzerinde görüşüyoruz. Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve bakanlığa bağlı bütün teşkilatlarımızın bütçesi hayırlı olsun diyorum. Ne kadar iyi ve güzel işler yapılırsa yurttaşlarımız, vatandaşlarımız da bundan o kadar memnun kalacaklardır. Tabii bugüne kadar Sayın Kerişçi Bakanımızdan önce çok bakan gördük. Yani ben milletvekili olduğum 2015 yılından bugüne dördüncü sanıyorum ya da beşinci. Bir bakanımız geldi, paramız var ki ithal ediyoruz dedi mesela. Hatta dedi ki çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır. İşin doğasında, fıtratında bu vardır. Bir bakanımız geldi dedi ki ya toprak mahsulü ofisine ne gerek var? Bu şeyler var, ürün, ihtisas borsaları diye depolar var, lisanslı depoculuk var. Toprak mahsulü ofisine ne gerek var dedi. Tabii Sayın Kirişçi'nin de bir sözü gördük ki Rusya-Ukrayna savaşında cebimizde para var ama hiçbir şey satın alamıyoruz veyahut da teknolojimiz var kullanamıyoruz çünkü onlar bizi doyurmuyor. Sözü biraz anlamlıydı. Aslında ben bunu büyük önderimiz Atatürk'ün bizim fakültemizin de bahçesinde yazılı bir sözü vardır. Kılıç ve saban der. Bu iki Fatih'ten birincisi yani kılıç ikincisine daima mağlup olmuştur. Dolayısıyla ne paramız var ki ithal ediyoruz, ne işin fıtratında bu vardır, ne kader planı, ne kadercilik değil, akıl ve bilimin yolunda ve tarımsal üretime önem veren
bir anlayışta olmak hepimizin en önemli görevi. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bu 2021 yılı idari faaliyet raporunda bir söz, bir ifadesi var kapağında konmuş, iç kapakta. Ülkelerin çöküşü de yükselişi de tarımla başlar demiş. Ne güzel. Ama bizim çöküşümüz mü yükselişimiz mi başladı tarımla, onu bilemiyorum. Onu sizler çok daha iyi analiz ediyorsunuz ama bana göre çöküşümüzün başlangıç noktası da tarım oldu Türkiye ekonomisinde. Bakın değerli arkadaşlar, Sayın Bakanım, Tarım Orman Bakanlığı bütçesi başlangıç ödeneği 2021 yılı ve merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payı %3.83 imiş 2021'de. 2022'de başlangıç bütçesindeki payı, Tarım Orman Bakanlığı'nın merkez yönetim bütçesindeki başlangıç ödeneğinin toplamdaki payı %3.69 imiş. 2023'te getirilen önümüzdeki bu bütçede 133 milyar 682 milyon 205 bin liralık Tarım Orman Bakanlığı bütçesi 4 trilyon 469 milyar 570 milyon 19 bin liralık merkezi yönetim bütçesi içerisinde %2.99. Yani %1'e yakın neredeyse bir bütçede oransal bir azalma var. Biz hep söylüyoruz, bütçenin, Tarım Bakanlığı bütçesi tabii ki 133 milyar lira ama cari transferlere baktığımızda, ki bunun içerisinde hane halkı yani tarımsal destekleme programı için ayrılan bütçenin 54 milyar 40 milyon 543 bin lira olduğunu görüyoruz. Bizim tarım kanunumuz diyor ki açık ve net 21. maddesi, tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bakın altını çizerek söylüyorum, tarımsal destekleme programlarının finansmanı bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz. Bu kanunun madde hükmü. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bizlere sunuşunda verdiği sunuş kitapçığında tarımsal destek programları için 54 milyar lira diyordu. Zaten bütçede de bu görünüyor. Ancak bunu bir türlü biz Sayın Fuat Oktay'a ikna edemedik. Bu tarımsal destek programları için ayrılan 54 milyar lira %1'i karşılamıyor. %1'i değil, ne kadarını karşılıyor? %0.29'unu, eğer 2023 yılı gayri safi yurt içi hasılasını esas alırsak, 2022 yılı alalım, hani bir önceki yılı alalım, 13 trilyon 429 milyar liralık gayri safi yurt içi hasıla içerisinde %0.4'ünü. Yani bizim şu anda verdiğimiz, tarıma ayırdığımız 54 milyar liralık bütçe kaynağın, ödeneğin en az 2,5 katını vermemiz gerekiyor ki biz kanunun emrettiği şartı yerine getirebilelim. Tabii bu bütçe, yani bu destekleme ne için veriyoruz? Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bir destek veriyorsak tarıma, başta üretimi planlamak, ürün desenini planlamak, üretimde verimi arttırabilmek, üretimde kaliteyi arttırabilmek, üretimde piyasaları regüle edebilmek ve tüketicinin daha ucuz, daha kaliteli, daha zamanında ve yerinde tüketim maddeleriyle, gıdayla ulaşabilmesini sağlamak. Bu gerçekleşebiliyor mu? İşte bütün mesele de Sayın Bakanım burada. Şimdi ben 2023 yılı sizin bütçe teklifinizdeki performans programındaki hedeflere baktım. Yani ilginç. Tabii tarım sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması, alt program hedefi tarım sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması. Arazi kullanım değişikliği ormancılık sektöründen kaynaklı sera gazı emisyonu yutak raporu sayısı hedef 1. Bir tane rapor hedeflenmiş. Yine toprağın ve arazinin korunması geliştirilmesiyle ilgili arazi kullanım planlaması yapılan alan 2022'de 1 milyon hektarmış. 2022'de gerçekleşme tahmini 0. 2023'te yine 1 milyon. Bu da herhalde 0'a ulaşacak.
Yine bakıyorum hayvansal ürünlerde arz güvenliği, yine performans programında mesela buzağı sayısındaki artış oranı, %0.1'lik bir buzağı sayısında artış oranı hedeflemişiz. Bu performans programı 2023'te. Büyükbaş hayvan sayısındaki artış oranı hedefi %0.1. Hani %1'i bile hedefleyememişiz büyükbaş hayvan sayısındaki artış için. Kırmızı et üretim miktarında %4'lük bir artış hedeflemişiz. Herhalde biz üretim fazlamız var ki bunu çok kısıtlıyoruz, öyle mi? Bu anlaşılıyor buradan. Küçükbaş hayvan sayısındaki artış oranını %2 hedeflemişiz. Yumurta üretiminde %0.5'lik bir artış hedeflemişiz. Bitkisel üretimde de bunu görüyoruz. Yani böylesi hedefler olmaz Sayın Bakanım. Destek sağlanan bitkisel ürünlerde üretim artış oranı. Bakın, destek sağlanan bitkisel ürünlerde üretim artış oranı. Hedefimiz %1.2. Bu mudur bizim desteklemeyle hedeflediğimiz üretimde verim, üretimde kalite artışı? İthal edilen bitkisel ürün miktarı 21 milyon. 2022 hedefi 21 milyonmuş. Ton 2023'te de 21 milyon ton. Yani ithalatta bir azalmaya falan hedeflemiyoruz. Yani performans programınız, bize sunduğunuz bütçenin sayfasında söyleyebilirim. Bu başındaki, daha doğrusu program hedeflerinden bahsedilen hayvansal ürünlerde arz güvenliği. Tahıl ürünlerinde kendine yeterlik oranını %90 gerçekleşmiş, %90.2, yani 0.2'lik bir artış öngörmüşüz gibi gibi, bunlara daha fazla devam etmeyeceğim. Mesela bir başkası, iklim değişikliğiyle uyumlu modern makine kullanımı özendirilecek, ortak makine kullanımı yaygınlaştırılacak ve üretim planlamasına yönelik yapay zeka uygulamaları geliştirilecektir diye bir alt program var. Göstergelere bakıyoruz. Deney raporu sayısı ve yapay zeka kapsamında üretim planlamasına dair ürün sayısı. Bu göstergelerle ortak makine kullanımı yaygınlaştırılması nasıl hedefleyebiliriz gibi, bence hedefi olmayan bir performans programıyla karşı karşıyayız. Tabii ben şunu da merak ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın programlar itibariyle tarım programına olan bütçe teklifinde 55 milyar 824 milyon 259 bin lira bir ödenek var. Tarım programı için ayrılmış. Ama merkezi yönetim bütçesinde bu rakam, tarım programı bütçesi 103 milyar 308 milyon 935. Yani Tarım Orman Bakanlığı'nın tarım programına yönelik bütçe önerinin teklifi 55 milyar ama tarım programında 103. Nereden geliyor bu dedim. DSİ'yim dedim. DSİ'de yok tarım. Orman Genel Müdürlüğü'm dedim. Tarım programına yönelik bir ödenek görünmüyor program sınıflandırmasında. Bunu çıkaramadım. 47,5 milyarlık bir fark hangi bakanlıklardan geliyor? Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Tabii ben, Sayın Bakanım, siz bu kitap sunuşunuzda orman yangınları vesaire her şeyden bahsettiniz. Gerçi burada Orman Genel Müdürlüğü bütçesini ayrı görüşmüyoruz. Kapsam içerisinde görüşüyoruz. Ama Tarım Orman Bakanlığı, sizin sorumluluğunuz altında ve sunuşunuzda da ifade ettiğiniz Tarım Orman Bakanlığı'nın görev, yetkili, sorumluluk alanında olan ormanla ilgili Tarım Orman Bakanlığı'nın stratejik planında yangın kelimesi geçmiyor Sayın Bakanım. Bakın, yangın kelimesi geçmiyor. Stratejik planın tamamında tarayarak kelime, terim taraması yaptım. Orman Genel Müdürlüğü'nde diyebilirsiniz ama bakanlığın sorumluluğundaysa en azından orada da bir hedef, bir programda yer almasında yarar olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakanım, planlama diyorsak bir kere planlama için siz de çok iyi bilirsiniz. Üniversitede akademik camiadan geliyorsunuz. Akademiden sizinle olan geçmişte hayatımızın çakışan dönemleri oldu. Aynı alanda eğitim ve ders verdiğimiz yıllar oldu. Sizi çok yakından tanıyorum. Bu konudaki azminizi çok iyi biliyorum. Ama şunu da sizin de çok iyi bildiğinizi biliyorum ki
bir planlama yapacak ise, ki bu bir tarımsal planlamaysa, üretim planlamasıysa, üretim deseni planlamasıysa, tarımsal desteklerin kaynak dağılımına yönelik bir planlama olacaksa, sağlıklı bir veriye ihtiyacımız var, doğru bir veriye ihtiyacımız var, güvenilir veriye ihtiyacımız var, zamanında yerinde veriye ihtiyacımız var. Biz en son genel tarım sayımını 2001 yılında yapmışız. 2001 yılından bugüne kadar bir genel tarım sayımı yapılmış değil. Ve şu anda Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı tarımsal veriler tamamen il ilçe müdürlüklerinden istenen yazıyla, istenen yazıyla, yazışmayla toparlanan, derlenen veriler. Bunların ben inanın hiçbir veriye bu anlamda hani güvenemiyorum şu anlamda. Yani bu veriler manipülasyon falan olabilir, bu ayrı bir mesele, ama sağlıklı bir veri akışı olduğunu düşünmüyorum. Sayın Bakanım, tarım alanlarımız 2002'den 2021'e 3.133.000 hektar azalmış. Yani Trakya tarım alanının yaklaşık 3 katı kadar bir alan. Trakya'nın toplam yüz ölçümünün de 2 katına yakın bir alan. Ama bir yandan da Sudan'dan arazi kiralaması konusu var dedi. Bu konuda kiralanmadı, kiralanmayacak diye sizin bir açıklamanızı biliyorum. Venezuela'ya gittiniz, buğday orada üretilecek dendi. Sonra ya hayır, buğday değil, yem bitkisi mi? Ya yem bitkisi, soya üretileceği ifade edildi. Dolayısıyla bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi tarımsal üretim alanlarımızı etkin, verimli. Bunu siz defalarca açıkladınız. Bu konuda bir çabanız var. Dilerim çabanız uygulamada gerçekleşir. Ama bu bir gerçek. Dış ticaret konusunda siz hep gıdayı dahil ediyorsunuz. Bakın, gıdayı dahil etmeyin. Bitkisel üretimde ithalat ve ihracat, dış ticaret açığımız net. Net ithalatçı bir ülkeyiz. Hayvansal üretimde net, kısmen hayvansal üretimde ihracatçıyız, ama bakın Türkiye İstatistik Kurumu bu revizyon 3 sınıflandırmasına göre baktığımızda tarım, ormancılık ve balıkçılık diye bir ekonomik sınıflandırması vardır. Bunun içerisine baktığınızda Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu sınıflandırma üzerinden tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü itibariyle net ithalatçı olduğunu, net dış ticaret açığı verdiğini görebiliriz. Gıdayı buraya dahil etmezsiniz. Ha, gıdayı dahil edebilirsiniz, dersiniz ki ya burada tarım ürünlerini eşliyoruz, şey yapıyoruz. O zaman tekstil de dahil edin. Çünkü tekstil ham maddesi pamuk da üretiyoruz. Yani o zaman yani ürün bitkisel ve hayvansal ürünlerin dışında nereye tarım ürünü giriyorsa hangi sektöre, onu da dahil edin. Bu doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Yani gıdayı ayrıca dış ticaret dengesi içerisinde değerlendirelim. Şimdi hatta 2020'de bu açıdan baktığımızda 2020'de 4.92 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız olduğunu görüyorum. Tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz diyorsunuz. Güzel. Ben de diyorum ki Rusya birinci. Hoppala, Rusya kadar. Rusya ile kıyaslanabilir mi? Rusya'nın arazisine baksana. Dediğiniz anda işte ben de size diyorum ki Türkiye'nin toplam arazisine bakarsanız, yani bunun üzerinden birincilik, ikincilik, yani kıyaslanabilir bir değer olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki üretimde artış, tarımsal hasılımızın büyümesi hepimizin dileği. Bu da bize gurur verir, mutlu eder. Sayın Bakanım, çiftçi borçları, sektörün kredi borcu 244 milyar 921 milyon lira. Kamu bankalarına 189,5 milyar lira. Özel bankalara 55.4 milyar lira, takibe alınmış 3,5 milyar liraya yakın kredi borcu var. Tarım krediyi de buna ilave ederseniz ki 11-12 milyar lirayı geçmiştir tahmin ediyorum. Akaryakıt istasyonlarına çiftçinin veresiye borcu, bayilere veresiye borçlarıyla yaklaşık 300 milyar liraya yakın borcu var. Siz diyorsunuz ki tarımsal desteği 2002'de 1.8 milyardı, 2022'de 39.2 milyara çıkardık, 22 kat arttırdık. Ben de diyorum ki gerçek şu ki çiftçinin borcu 2002'de 2.4 milyar liraydı, 2022'de 245 milyar. Bu resmi. Veresiyeleri de katarsanız 120 kata yakın bir borcunda artış var. Bu da çiftçinin gerçeği Sayın Bakanım.
TÜİK verilerine göre, TÜİK verilerinden bahsediyorum. Başka her şeyi söyleyebiliriz. Yani böyle son bir yılda gübrede %238 zam olmuş. Mazotta %226 zam. Hayvan yemleri %147 zamlanmış. Tarım ilaçları %106 zam. Gerçekte bu gübrede %600'lere varan zamlardan bahsediyoruz ama bir depoyu 880 liraya doldururken çiftçi mazotunu traktörüne, şimdi 3172 liraya mazot ancak doldurabiliyor. Dolayısıyla tarımsal girdi fiyat endeksinde yıllık artış %135'in üzerinde. Gıda ürünlerinde üretici fiyat endeksi yıllık %143.75 artış gösterdi. Çiğ süt konusunda girdiniz. Ben detaya girmeyeceğim. Arkadaşlarım bunu çok açık anlatacaklar. Ama 8,5 lira fiyat açıklandı. Nasıl? Ulusal Süt Konseyi kimin baskısıyla? Gıda Komitesi, yani Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasası İzleme Değerlendirme Komitesi. Komite, Hazine ve Maliye Bakanı'nın başkanlığında toplanıyor. Üyeler içerisinde zatıhaliniz var Sayın Bakanım, Ticaret Bakanı var, Strateji ve Bütçe Başkanı var, Merkez Bankası Başkanı var. Ve bunlar süt fiyatını belirliyor. Bunlar yem fiyatlarına müdahale olmasını karar veriyor. Bu komite ayrıca sadece bu da yetmez, kent tarımının yaygınlaştırılması hakkında çalışmaları hızlandırma kararı alıyor. Kırmızı et başta olmak üzere çiğ süt ve kırmızı et, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri analiz ediyor. Lütfen bu komiteye siz sahip çıkın, müdahil olun, baskın olun, etkin olun, terk etmeyin. Yoksa çiğ süt fiyatları, çiğ süt yem paritesi... Sayın Sındır, son yarım dakikamız. Tarlayı çok fazla, çok biliyorum, fazla talep var. Biliyorum. Eğer varsa birkaç cümleyle sevinirim. Biraz daha süre müsamaha. Herkese yapmak zorundayım o zaman. Ben kendimi hızlandırıyorum Sayın Başkanım. Çok sayıda talep var. Buyurun. Peki, teşekkür ederim. Şimdi tabii yem, elektrik, mazot, gübre, işçilik. Bakın Brent petrol 2018'e göre 100 iken 2018 endeksi 185.3 olmuş. Doğalgaz 2018'e 213.9 olmuş. Bizde ise benzin fiyatı 2018'i 100 kabul edersek 330'a çıkmış. Motorin 100 kabul edersek 507'ye çıkmış. Bu kadar yüksek fiyat artışları karşısında, elektrik fiyat artışları karşısında tabii yem sanayicisi, süs sanayicisi, marketler artan girdi maliyetlerini fiyatlarına kolaylıkla yansıtabiliyorken maalesef benim üreticim, benim süt üreticim artan maliyetlerini çiğ süt fiyatlarına yansıtamıyor, buna müdahil olunuyor. Bu da sektörü bitiren bir noktaya taşı. Bitiriyorum Sayın Başkanım. Başka arkadaşlarımız dile gelir. Bitiriyorum. Son bir iki sorunu da bitireceğim Sayın Başkanım. Çok hızlı, lütfen. Evet, tabii bu besicilere TBO'nun verdiği ucuz arpa satışı amacına ulaşamadığını da arkadaşlarımız detaylı bildirecektir. Dijital tarım pazarı ne aşamada vazgeçildi? Bu çiftçimizin sözleşmeli tarıma zorlayan ve rekabet ortamıyla küçük çiftçiyi yok edecek bir süreçti. Sayın Başkanım, siz traktör performansı, traktör çeki performansı üzerinde yaptığınız doktora çalışması çok kıymetliydi biliyorum. Traktörden iyi anlayan çok kıymetli akademisyenlerimizden birisiniz. Elektrikli traktör meselesi. 3 kere soru sordum Sayın Pakdemirli'ye. Yanıt alamadım. Ama gelen bir yanıt diyor ki elektrikli traktörün seri üretimi için çalışmalar yapılarak Ziraat Bankası ve Önder Yol Ortaklığı'nda Gebze Dilovası üretim fabrikası kurulmuş ve üretim için bütün hazırlıklar gerçekleştirilmiştir. Seri üretim faaliyetleri başlatılmış olup en kısa sürede üretim bandından çıkması planlanmaktadır demiş bana Sayın Bakan tarihinde. Hangi tarihte? Bu konuda sizin de evet, tarihini bulamadım. Sürenizi 2 dakikadan fazla aştınız. Artık bu konuda devam ettiremeyeceğim. Bu konuda ne durumda olduğunu soruyorum. Çok sayıda arkadaşımız konuşacak. Evet. Sözlerini burada sonlandırırken Sayın Bakanım, zatenize, bakanlığımıza, tüm bakanlığımız personeline
yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Başarınız çiftçimizin huzuru, refahı, ülkemizin geleceği adına önemli. Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. İnşallah. Sayın Bakan konuşmasının bir yerinde içinde geçtiğimiz süreç farklı bir dünyanın habercisidir. Kitabında, kitapçıkta böyle yazıyor, devam etti ve müjdecisi olacaktır dedi. İçinde geçtiğimiz sürecin müjde tarafı nedir Sayın Bakanım? Savaşlar, terör, göç, sömürü, pandemi, müjde ne? Yani bu gerçekten sizin, yani hükümet olarak söylüyorum, kişisel algılamayın, gerçeklikten yavaş yavaş uzaklaşmamızın sonucu mudur? Şimdi değerli arkadaşlarım, biraz evvel konuşan arkadaşlarımız aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarım politikasını çok net bir şekilde ortaya koydu. AKP'li arkadaşımız dedi ki 9 TL'ye kazanamayanlar neredeyse bir teröristtir demedi yani. 9 TL'ye nasıl kazanamaz dedi. Ve ondan sonra dedi ki tabii kötü inekler işte 5 litre 10 litre sağıyorsa bu şudur yani. Biz küçükler yok olsun. Evinde 2 tane, 3 tane, 5 tane hayvan bakan yok olsun. Onlara yaşam hakkı yoktu. Büyükler. Bu iş ancak ticari amaçla yapılabilir, büyük karlar amacıyla yapılabilir. Eğer büyük şirketler kar etmiyorsa bu iş değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarım politikalarının temelinde bu var. Bunun ismi de neoliberal dönüşümdür değerli arkadaşlar. Bakın ben çay üzerinden bunu anlatacağım. Çaykur Genel Müdürü de burada. Sayın Bakan da şeyleri önce söyleyeyim. Bütün rakamları geçmiş dönemde 2002 ile karşılaştırdılar 20 seneden beri. Artık yavaş yavaş bırakmışlardı. Şimdi Sayın Bakan aynı şeyi yaptı. Büyükbaş hayvan 9,9 milyondan 2002'de efendim %81 artışla Sayın Bakanım. Yani 20 senede %85 artış diyorsunuz ve bu rakamları buraya serpiştirerek algı operasyonu yapıyorsunuz. Başka da hiçbir şey söylemiyorsunuz. Türk tarımı hakkında hiçbir bilgi vermiyor buradaki rakamlar. Bakın Sayın Bakanım, dediniz ki konuşmanızda bu yıl yaşaya, kota ve kontajan uygulamadı. Sayın Bakanım, bürokratlar sizi ciddi bir şekilde yanıltmışlar. Bugün bu sene çaya, kota ve kontajan uygulamamasının sebebi siz değilsiniz. Orada oturan Sayın Genel Müdür de değil, Taykur'u yönetemeyen Genel Müdür de değil. Kota ve kontajan uygulamamasının sebebi gübrenin çok pahalı olması, vatandaşın gübre atamaması, bir daha evvel onda bir budanan çayın yedide birin budanması ve mevsimin, iklimin iyi gitmemesi dolayısıyla kaybetti değerli bakın rekolte geçen yıllarda 1,5 milyon tonken bu sene 1,2 tona düşmüştür Sayın Bakanım. Bu da sizin aslında çayla ilgili ve diğer ürünlerle ilgili ortaya koymuş olduğunuz politikaların resmidir. Bakın şimdi elimizde bir çay kanun tasarısı var. Çay kanun tasarısı. Sayın Hayat Yazıcı birinci imza olarak buraya getirdiği çay kanun tasarısı. Bu tasarı Sayın Bakanım bundan evvel uygulamış olduğunuz ekonomik politikalarında da bir göstergesidir. Daha evvel şekerde ve tütünde yaptıklarınızı bu kanunla çayda yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Bakın gerekçe olarak diyor ki bu kanunda uluslararası çay ve ticaretinde daha fazla yer alabilmek, marka ürünleri oluşturmak, dünya piyasasında rekabet edebilmek. Sayın Bakanım bu bir hayaldir. Bakın Türkiye'de 260 bin ton civarında kuru çay üretiliyor yılda. Bizim ihtiyacımız ise 300'ün üstündedir. 350 bin ton yılda kuru çaya ihtiyacımız var. Hangi kuru çayla uluslararası piyasaya girip rekabet yapacaksınız? Nerededir? Uluslararası piyasaya girmek ve rekabet yapmak demek Türkiye piyasasını, pazarını uluslararası tekerleri açmaktır. Şu anda 2-3 milyon ton yılda fazlası bulunan uluslararası çay tekerlerini açmaktır. Değerli Bakanım, ilk defa bu çay kanunu ile plantasyon kelimesi getirilmiştir. Plantasyon ne demek Sayın Bakanım? Bakın Türk Dil Kurumu'ndan okuyayım. Kahve, kakao, kauçuk, şeker kamışı gibi sanayi bitkilerinin geniş ölçüde yetiştirildiği tarımsal işletmelerdir. Çayı plantasyon haline getireceklerdir. Nitekim bu kanunda ilk defa şirketlere çay tarlası ruhsatı verileceği söylenmektedir. Ve bu şirketler de bölgede çay arazisi toplamaya başlamışlardır. Bu kanun
bugüne kadar yapılamadı Çay'da bu neoliberal dönüşüm. Niye yapılamadı? Allah rahmet eylesin, Mesut Yılmaz Bey vardı, Rize falan dedi, korudu. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı korudu. Şimdi ise işte bir takım şirketlerin de yönetim kurullarına girmişler. Uluslararası ilişkiler içinde olan bir takım gruplar Sayın Hayat Yazıcı ikna etmişler. Sayın Cumhurbaşkanı haberi olduğunda sanmıyorum. Nitekim 1 Ekim'de getireceklerdi. Ekim bitti, getiremediler. Böyle bir şey. Değerli arkadaşlarım, Çay tarımın en temel problemi neoliberal dönüşümdür. Neoliberal dönüşüm dediğimiz şey, liberal kapitalizm artık böyle belli hedeflere ulaştıktan sonra bu böyle olmuyor. Sosyal devlet olmaması gerekir, küçükler olmaması gerekir. Hepsini ben alacağım da icat ettiği ve devlet eliyle devleti kullanarak, parlamentoları kullanarak uygulamış olduğu ekonomik politikalardır. Bu politikaların temelinde tarımda uygulanan bu politikaların esasında yani tarımın tamamen ticarileştirilmesi, piyasalaştırılmasıdır. Nitekim o günden bugüne uygulanmış olduğu politikaların temelinde uluslararası ticari anlamı olan ürünler destekleniyor. Çok destek onlara veriliyor. Yine uluslararası ürün pazar arayan ürünler bir şekilde kısıtlanıyor. Türkiye'de tütün ve şekerin kısıtlanması gibi. Sayın Bakanım, şimdi bir şey söylediniz ve katılıyorum aynen size. Yani gıda bir milli güvenlik sorunudur. Evet, gıda bir milli güvenlik sorunudur. Gıda, yani Türkiye'yi bu duruma getiren, bir tane örnek vereyim, süremde daralıyor. Ne duruma getirdiniz? 1970'lerde bu ülkede 20 milyon ton buğday üretiliyordu. 90'lara kadar bu şekilde gitti. Ve nüfus o zaman 60 milyondu. Sayın Bakanım, şu anda 84-85 milyon nüfusumuz var. Bu sene 17 milyon ton üretilmişti. Hadi bu sene pandemi. Bundan önceki sene de 20 milyon ton. Bakın, nüfus bu kadar arttı. O zaman 3 milyon, 5 milyon turist geliyordu. Şimdi 30 milyon turist geliyor. Dünya kadar da dışarıya un ve makarna ihraç ediyorsunuz. Buna rağmen aynı durumdasınız. Neoliberal dönüşüm sonucunda gelinen yer budur değerli arkadaşlarım. Destek veriyoruz falan diyorsunuz. Tamamen yalan söylemek tabii problem oldu. Doğru yanıltıyorsunuz. Yine Çay'dan örnek vereyim. Çay'da 8 liraydı dekar başına gübre desteği Sayın Bakanım. 8 liraydı, bu sene 21 lira çıkardınız. Yani 3 misli arttırdınız. Bunu bu şekilde söyleyerek milleti kandırıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Bakın, çay, en fazla çay olanın çaylık alanı 10 dekardır bölgede. Ya 8, 10 dekar 80 lira. Peki 21 yaptınız, hadi 20 ne olacak 10 dekarda? 200 lira. Halbuki dekara bakın, gübrenin tonu o zaman 2000 liraydı, 1000 liraydı. Şimdi gübrenin tonu 12.000 lira. Ne desteği vereceksiniz? Dönümüne, dekarına 2000-2500 liralık gübre atacak, 200 lira destek vereceksiniz. Bu dalga geçmektir, üreticiyle dalga geçmektir, ama diğer yerlerde böyle bir şey yapıldığı anlatılıyor. Bunlar çok yanıltıcı şeyler. Bakın, sadece gübre fiyatlarını inceleyerek, tarımdaki girdi fiyatları, Sayın Bakanım, ulusal güvenlik problemidir diyor. Görmüyor musunuz? Bakın, %83 enflasyon değil mi? TÜFE %83. Peki şeydeki enflasyon ne kadar? Gıdada enflasyon ne kadar? %90 küsur. ÜFE'si ne kadar? Gıdada ÜFE endeksi ne kadar? %150. Sayın Bakanım, nereye gidiyoruz? Burada toz pembe bir tablo çizdiniz. Bunlara insanları inandıracaksınız. Bir şey daha söyleyeyim Sayın Bakanım. Bu nedir? Yeminli mani müşavirler gibi yeminli tarım denetimleri nedir? Bu ne? Bir şirketine mi iş açılıyor, yer açılıyor? Bu nedir Sayın Bakanım? Bakın 30 bin, bitiriyorum, 30 bin ziraat mühendisi boştu. Niye bu çocukları işe almıyorsunuz? Şimdi yeminli tarım müşavirleri icat edeceksiniz. Niye? Her şey özelleşecek. Her şeyden kar edilecek. Sayın Bakanım, bu New Bridge ile ilgili biraz bilgi verirseniz bu heyete çok memnun oluyorum. Sizle de bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Bu konuda siz kendinizi şeye çıkarmanız gerekiyor. Ne gibi bağlantınız olduğunu söylemeniz lazım. Şimdi ben yönetim kurulu inceledim. Bu yönetim kurulu üyelerinde neredeyse tamamı eski politikacı falan. Bir tane de çaycı var bu işin içinde. Şimdi İYİ Parti konu tarım ve orman olunca konuşmama başlamadan, süre kaybetmeden
direkt Sayın Bakan Vahit Kirişçi'ye Türk halkı adına, Muğla halkı adına sormak istiyorum. Sayın Bakan sunumunda yangına müdahalelerin 45 dakikadan 11 dakikaya indiğini, sanki iki bakan arasında bir süre yarışı olduğu ortaya çıkıyor. Merak ediyorum, hangi yangına 11 dakikada müdahale edildi? Eğer 11 dakikada veya 40 dakikada, bir saat içerisinde müdahale ediliyorsa bu yangınlar niye önlenemez bir hal alıyor ve bizim ormanlarımız yanıyor ve yok ediliyor? Bunun gerçekçi olarak aslında bakanlığınızca bu açıklama yerinde değil, müdahale yerinde değil. Yaşayanlar olarak bizler orada neler çektiğimizi, sizlerin tabii lüks kameralı çadırlarda nasıl baktığınızı iyi görüyorduk. Orman Genel Müdürü eğer buradaysa lütfen bu sorularımı not alsın. 2021 yılında Muğla'da yanan ormanlarda, orman alanlarındaki ağaçların kesim işlemi için ihale yaptınız. Bu ihalelerin metre küpünü 150 TL'den alan firmanın bu ağaçların metre küpünü Avrupa'ya, çok uluslu şirketlere 700 euro üzerinden sattığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Yanan ormanlardaki dikili satış ihalelerinin hangi fiyatlarda, hangi kriterleri aldınız? Neden yanan ağaçları piyasa değerinin çok altında sattınız? Avrupa'nın 2021 yılının MDF ihtiyacının %70'inin Türkiye'den sağlandığı iddiaları doğru mudur? Avrupa ülkelerine ne kadar orman ürünü sattınız? 2021 yılında yanan ormanlardaki ağaçların satışı için kaç ihale açtınız? Bunlar kaç liradan hangi firmalara verdiniz? Orman yangınlarından gece müdahale edecek olan helikopterler neden zamanında gelmedi? Marmaris'te 21 Eylül tarihinde çıkan yangında helikopterler neden gece müdahale edemedi? Yangın çıkmadan 2 gün önce kiralama ihalesinin sona erdiği ve bu yüzden yangına gece müdahale edemediği doğru mudur? Neden ihaleler zamanında yapılmadı? Marmaris'te yangın çıktı, gece siz özel jetle Adıyaman'a gittiniz. Özel jete para var fakat gece yangına müdahale edecek helikoptere para yok. Önümüzdeki 2023 yılı orman yangınlarını önlemek için hangi tedbirleri aldınız? Olası çıkacak bir yangın için Orman Genel Müdürlüğü'nün hazırlıkları nelerdir? Orman içi emniyet şeritleri neden açılmıyor? Ağaç diplerinin temizliği neden yapılmıyor? Yangına müdahale etmek üzere şu an mevcutta kaç uçak ve helikopter bulunmaktadır? Ormanlar kime teslim edildi? Kim koruyor? Olası çıkacak yangınlar nasıl takip ediliyor? Sizden önce görev yapan bakan ormanların kamera sistemiyle takip ediyoruz demişti. Bu kameralar hangi bölgelerde konuldu veya nasıl, nerededir? Kaç yangını tespit etmiştir? Böyle bir sistem var mıdır? Bu sisteme kaç lira harcanmıştır? Sizden önceki bakan yaptığı konuşmasında Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının işe yaramadığını, bu durumda olduğunu, motorlarının çalışmadığını, uçakların içine kuşların yuva yaptığını söylemişti. Şimdi öyle olmadığını gördük. Yıllardır atıl bir şekilde bekletilen uçakların yangınlara başarılı bir şekilde müdahale ettiği net bir şekilde ortadadır. Bakın hakkınızı da veriyoruz. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını yangına müdahale eder bir hale getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Bu bir öngörü meselesidir. Demek ki sizden önceki bakan nispetli ve kasıtlı olarak burada bir rant elde etmiş ve Türk Hava Kurumu'nu uçakların yangına sokmamıştır. Orman köylüleriyle birlikte ormanlarımızı koruma ve temizleme adı altında bir projeniz var mıdır? Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan ve bürokratlar, Sayın Bakan konuşmasına kağıttan ne kadar tasarruf edildiğini söyleyerek başladı. Evet, şunu bize gösterdi.
siz tasarrufa alıştınız. Çünkü çiftçinin bütçesini yıllardır kısıyorsunuz. Çiftçi bütçesinin 1/3'ünü alır hale geldi. Hele bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra çiftçiye gıdım gıdım para veriyorsunuz ama başka yerlere parayı bol bol bulup savuruyorsunuz. Yine bakan konuşmasında gıda meselesi bir güvenlik meselesi dedi. Yani güvenlik meselesi ise o zaman neden tütünden soyaya, buğdaydan arpaya, ayçiçeğinden pamuğa, canlı hayvandan kırmızı ete, nohuttan mercimeğe her şeyi ithal ediyoruz. Ayçiçeğini, pamuğu, bunlara milyarlarca dolar para ödüyoruz. Yine Sayın Bakan yeni tarım vizyonunu sen üret yeter dedi. Sen üret yeter demekle kalıyorsunuz. Arkası bomboş kalıyor. Çiftçi üretiyor. Ayçiçeği 16 lirayı görmüştü, 17 lirayı görmüştü. Bundan 7 ay önce borsada 10 liradan 9 liradan ürün sattı. Pamukta geçen sene 40 liraları görmüştü. 15-16 liradan ürün sattı. Gümrük vergilerini sıfırlıyorsunuz. Türkiye'ye ithal ürünler giriyor. Margarinde bile sağlıksız olan yağlar margarinin bünyesine giriyor. Kendi yağlarımızla maalesef kavrulamıyoruz. Yine üretin diyorsunuz. Üretici süt hayvanlarını kesti. 10,5 liraya mal ediyor. 8,5 lira primi bir indiriyorsunuz, bir kaldırıyorsunuz. Ya bir kere 1 lira prim verdiniz bir ay. Onun dışında 20 kuruşa çıkardınız, 30 kuruşa yükselttiniz, 40'a çıkardınız, 20'ye düşürdünüz. Biz bile şaşırdık. Ya bunun bir tane derecesi olur. Çıkartırsın, sonra indirmezsin. Hep yukarı çıkartırsın. Siz asansör gibi oynuyorsunuz. Koyunculuk zarar ediyor. Biz burada Edirne'nin Avsa ilçesindeki koyuncu Hasan Tuna'nın hakkını savunuyoruz. Neden mi? Çünkü dün konuştum daha. Ben diyor kahveciydim. Kahvecilikten zarar ettim. Pandemi nedeniyle kahvede çok zor günler yaşadım. Koyun alayım dedim. Koyunları ürettim. Şimdi de duydum ki koyunları toplamışsınız 45 liradan 110 liraya Katar'a satmışsınız. Ama benim koyunlar paskülü 38-40 liraya diyor. Ne biçim iş? Eskiden 4 küçük altın ediyordu bir koyun. Şimdi bir tane bile küçük altın etmiyor. Bu ne biçim iş? Her zaman aracılar kazanıyor ama sizin iktidarınızda hep aracılar kazanıyor. Şeker pancarı üretti çiftçi, size güvendi. Şekere %500-550 zam geldi. Ama şeker pancarı üreticisi mazot ve gübre zamlarının altında ezildi. Sizin iktidarınızda çiftçiler mutsuz ve borçlu. Tüketiciler gıda enflasyonuna yenildiği için öğün sayısını ikiye düşürdüler. Bir sabah öğünü var, bir akşam öğünü var. Arada öğün kalmadı artık. Çocuklarını yeterince besleyemeyen, yandaşlarına rant sağlamak için ülkemizi ithal ürünler cennetine çeviren, topraklarını yabancılara satan, tarlaları, meraları, birinci sınıf tarım toprakları, yandaşların sömürüsüne açılan, üretebileceği ürünleri ithal eden, sahip olduğu tarımsal potansiyeli kullanamayan bir ülke haline getirildik. 20 yıllık iktidarınızın özeti kısaca budur. Bu bereket ki son bütçeniz. Artık gidiyorsunuz. Sizi kimse durduramaz. Gidin. Gittikten sonra biz her şeyi toparlarız. Yeniden bu üretici ülkenin potansiyelini biliyoruz. Bu ülke zaman geldi kendi kendine yeten 7 ülkeyle ülke olmakla övündü. Dünyaya canlı hayvan satmakla övündü. Dünyaya fındık satmakla, üzüm satmakla, incir satmakla övündü ama bunları rahat rahat çeşitlendirebiliriz. Pandeminin kasıp kavurduğu Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte gıdanın öneminin kat kat arttığı bir ülkede siz ne suya yatırım yaptınız, ne toprağa yatırım yaptınız, ne mühendisleri tarlaya gönderebildiniz, ne veterinerleri ahıra gönderebildiniz, hiç doğru dürüst atama yapmadınız. Daha 30 saniyem var başkanım. Teşekkür ederim. Nitelikli, tutarlı bir tarım politikası tabii ki uygulayacağız. Üreten ve hakça bölüşen bir ülkeyi kurmak çok da zor değil. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Bu coğrafyanın tarımsal potansiyelini çok iyi bir şekilde harmanlayarak ülkeyi üretici bir ülke haline getireceğiz. Sizin gibi rant sağlamayacağız. Teşekkür ederim.
Sayın Süleyman Bey'e söz veriyorum. Süreniz 10 dakikadır. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Tarım ve Orman Bakanı, değerli milletvekilleri, basınımızın ve komisyonumuzun değerli emekçileri, herkesi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, tarımın doğduğu topraklarda yoksulluğu değil, açlığı konuşuyoruz. Çocukların iki eli iki yakanızda. Ülkemizde derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Krizden en fazla etkilenenlerin başında ise çocuklarımız geliyor. Çocuklarımız yoksulluğu ve açlığın pençesine itilmiş durumda. Yanlış tarım politikalarının sonucunda bir nesil yetersiz beslenmeden dolayı yitip gidiyor. Aileler pahalılıktan süt alamıyor, peynir alamıyor, çocuklarına et alamıyor, yediremiyor. Krizin yetişmekte olan neslin boğazından lokma çalmaya başlaması maalesef ki dramatiktir. Bir nesli zaten borçlandınız, gelecek nesle de borçlanmaktasınız. Maalesef aileler pahalılık nedeniyle çocukların asgari gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Çocuklar gelişemiyor. Ve bunun vebali sizin üzerinizde Sayın Bakan. Bir ülkenin geleceğine dair yaptığı en büyük yatırım yetişmekte olan genç nesline yaptığı yatırımdır. Çünkü zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı yetişen nesiller gelecekte bayrağı devralıp cumhuriyeti hak ettiği yere taşıyabilirler. Özellikle et, süt, yumurta gibi proteinli besinlerin tüketilmesi gelişim için çok önemlidir. Çünkü bu besinlerin yetersizliği büyüme, gelişme ve zeka geriliğine neden olur. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın verilerine göre Türkiye'de 5 yaş altı çocukların %1.7'si akut yetersiz beslenme, %6'sı ise kronik yetersiz beslenme sorunu yaşıyor ve ülkenin 14.8 milyonu da yeterli gıda tüketemiyor Sayın Bakan. Geleceğimizi oluşturan çocuklarımızın yaşanan ağır ekonomik krizden kalıcı olarak etkilenmelerinin önüne geçmek çok acil bir gereksinimdir. Maalesef ülkemizde yüksek enflasyon, kötü ekonomi yönetimi ve yanlış tarım politikaları nedeniyle temel ihtiyaç gıda fiyatları alım gücünün çok ötesine geçti. Bakın, Türkiye gıda enflasyonunda dünya birincisi Sayın Bakan. Şu tabloya gel. Neden bu duruma düştük sorusunun cevabı tam da bu bütçenin taksiminde saklıdır arkadaşlar. Bütçede faiz için ayrılan ödenek 565 milyar lirayken çiftçiye reva görülen 54 milyar lira hak mıdır? Yeri geldi, nas var faize karşıyız dersiniz, sonra da gider bütçede arslan payını faize ayırırsınız. Faiz lobisine para var, beşli çeteye para var. Ama çiftçiye bu kadarını reva gördük demektir sizin bu yaptığınız. Bir kişiye 9, 9 kişiye 1 pul, bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Yıllardır beşli çeteyi ihya ettiniz, varsa yoksa bunlar. Her taşın altından da bunlar çıkıyor. Allah aşkına Sayın Bakan, kaç SMA'lı çocuğa bedeldir beşli çete? Kaç çocuğun beslenme hakkından daha değerlidir? Kaç çocuğun öğrenim alma ve barınma ihtiyacından daha önemlidir? Kaç çiftçinin emeğinden daha yücedir? Bu yaptığınız yanlış ve yandaş taksim artık yeni yetişen neslin boğazından lokma çalmaya başlar hale gelmiş durumdadır. Ulusal ekonominin bel kemiği tarımdır, tarım. Artan maliyetler nedeniyle çiftçi üretirken tükeniyoruz diye feryat ediyor. Yeterli dengeli beslenebilmemiz için tarım geliştirilmeli, tarımsal alanların betonlaştırılması durdurulmalıdır. Çiftçiyi teşvik edecek politikalar geliştirilmelidir. TÜİK verilerine göre tarımda enerji maliyeti son bir yılda %185 artmıştır. Gübre fiyatlarındaki artış aynı dönemde %235, yem fiyatlarında %147'yi aşmış durumdadır. Hal böyleyken çiftçi tarlasını ekemez, ektiğini biçemez, biçtiğini satamaz duruma getirilmiştir. Unutmayın, çiftçiyi hor gören gıdayı zor görür. Sayın Bakan, üreten dertli, tüketen dertli itibardan değil, boğazdan tasarruf olmaz. Türk İş'in yaptığı araştırmaya göre
4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli, yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı Ekim ayı itibariyle 7.425 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı, yani yoksulluk sınırı 24.186 TL'ye yükseldi. Dar gelirlerin elde ettiği gelirin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı aşikardır. Aileler düşük düzeydeki geliriyle beslenme ve beslenme dışı harcamaları karşılayabilmek için çeşitli malların fiyatlarını da dikkate alarak tüketim malları arasında tercihte bulunmak zorunda kalıyor. Çoğu zaman fiyatı yüksek olan gıda maddeleri yerine fiyatı düşük olan gıda maddelerini seçmekte aileler. Bu durumda olan aileler beslenme dışı harcamalarının, yani kira, ulaşım, yakıt, elektrik ve benzerleri bir kısmını da beslenme harcamalarından kısarak karşılayabilmektedirler. Sonuçta gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olması, dar gelirliği kişi ve ailelerin sağlıksız ve dengesiz ve kalitesiz beslenmesine yol açmaktadır. Soruyorum size Sayın Bakan, ekmekle, çayla beslenerek büyüyen yeni nesilden gelecek yarınlar için ne beklersiniz? Süt içmek, yumurta yemek benim çocuğumun hakkı değil mi? Çaya ekmek banıyorum, bu şekilde çocuğumu besliyorum diyen bir anneye tanık olduk. Çocuğuna süt alamayan anne için, çocuğuna kıyafet alamayan baba için, maaşı çektiğinde eve gelene kadar cebinde para kalmayan emekliler için, ay sonunu getiremeyen işçi kardeşlerimiz için, siftah yapamadan kepenk kapatan esnaf için, tarlasını ekip biçemeyen, ineğini kesime yollamak zorunda kalan çiftçi için, halkımızın teveccühüyle iktidara geleceğiz ve değiştireceğiz bu kurduğunuz zulüm düzenini. Sayın Bakan, Datça, Marmaris ve geçen yıl Muğla genelinde ve diğer illerimizde çıkan yangınlarda binlerce hektar orman alanımız içindeki canlılarla birlikte yandı, kül oldu. Geceleyin ise elimiz kolumuz bağlı ormanlarımızın yanışını izledik. Sizden önceki Sayın Bakan, dünyada gece orman yangınlarına müdahale edebilen uçak veya helikopter teknolojisi olmadığını söylemişti bir yıl önce. Bir yıl sonra siz 2021 Temmuz ayında 10 gece görüşlü helikopteri envanterimize katacağız dediniz. Basına yansıdığı kadarıyla. Temmuz ayındaki Datça'da çıkan yangında gece görüşü yangın söndürme uçağı denendi. Ancak Eylül ayında Marmaris'te çıkan yangında gece yangına müdahale edilemedi. Niye? Sözleşmesi 2 gün önce bittiği için. Sayın Bakan, ormanlarımız tamamen bittikten sonra mı kuracağız uçak ve helikopter filomuzu? Her yıl bir helikopter alınsaydı, 20 yıldır iktidardasınız, 20 helikopterimiz olurdu, 20 de uçağımız olurdu. Datça'da 13 Temmuz'da başlayan ve 14 Temmuz'da kontrol altına alınan yangın için elektrik trafosundan çıktı dediniz. Sayıştay raporlarında da bu konuya dikkat çekilmiş. Dağıtım şirketlerinin enerji nakil hatları için yıllık ve mevsimsel yapılması gereken bakım ve yenileme işlemini yapıp yapmadığını konusunda hangi çalışmaları yaptınız? Çalışma yapılmışsa hangi yaptırım kararları alındı ve bu kararlar kamuoyu ile paylaşıldı mı? 80'li yıllarda 2020'yi karşılaştırdığımızda aynı sayıda yangın çıkmasına rağmen, örneğin 2020'de yanan alan 1980'e göre %50 daha fazla. Oysa bugün Orman Genel Müdürlüğü'nün elinde en gelişmiş teknoloji mevcuttur. Ama yanan alan fazla. 80'li yıllarda kazma kürek ve şaplakla yangın söndürülüyordu ve şimdikinden çok daha başarılıydı. Çünkü o yıllarda orman köylüleri ormanın içinde yaşıyordu. Orman köylüsü yangına ilk müdahaleyi kendisi yapıyordu ve zamanında yapıyordu. Şimdi ise maalesef orman köylüsü desteklenmediği için ormana küskün ve orman köylerindeki genç nüfus göç etmek durumunda kaldı. Bu nedenle yangına zamanla müdahale edilmesi mümkün değil. Ve saniye kalmıştı. Toparlarsınız bir iki cümle. Teşekkürler başkanım.
Bu nedenle yangının zamanında müdahale edilmesi mümkün değil ve sonuçları da böylesine acı oluyor. İşe alımlarda orman köylüsüne öncelik verilmeli. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Sayıştay 2021 yılı raporuna göre 8600 kadrolu yangın işçisi eksik diye tespit etmiş. Bu eksikler tamamlandı mı? Tüm işçilerin kadrolu olması için bir çalışmanız var mı? Geçici işçiyle yangın söndürülmez. Bu konuda eğitim çok önemli. Eğitim ile ilgili ne yapılıyor? Buca ve Antalya'daki eğitim merkezleri açık mıdır? Teşekkür ederim. Sayın Başkan, bir dakika daha yok muydu? Yoklar. Yani... O zaman son bir cümleden söylemek evet. istiyorum. Sayıştay'da yangın eylem planlarının uygulanmasında yerel yönetimlerle ilgili eylem birliğinin gerçekleştirilmediği uyarısı var. Bu konuda hangi çalışmayı yaptınız? Son olarak dikili satış uygulamaları ormanlar üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Ticari bir faaliyet olan dikili satış uygulamaları denetleniyor mu? Aşırı üretim, dikili satış, endüstriyel ağaçlandırma ile orman alanlarımızı içi boşaltılıyor, daraltılıyor, parçalanıyor. 100 ve 1000 hektardan büyük sahalar azalıyor. Bu anlayıştan vazgeçilecek mi? Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar.